Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Genel Müdür Gökhan Gökgöz. Hoş geldiniz efendim. Ee, öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Elbette ki. Ee, Süleyman Demirel Üniversitesi e, Mühendislik Fakültesi e, Makine e, Bölümü Konstrüksiyon Dalı mezunuyum. E, Epsilon Mühendislik e, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sahibiyim. E, yaklaşık 26 yıldır e, sektörde proje yöneticiliği ve işletmecilik yapıyorum. E, aynı zamanda e, amatör bir spor kulübü olan Genç Oboz Spor Kulübümüzün de yönetim kurulundayım. Hedefimiz e, gençlere e, bir takım olanaklar sağlayabilmek, genç yetenekleri ortaya çıkartabilmek. E, güzel bir kuruluşumuz var. E, şirketimizden arta alan. Zamanlarımızı da bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Çok tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Tabii böyle hobilerin olması da güzel bir şey. Değil Harika. Mi? Evet. İnsanı mutlu ediyor, daha çok üretken. Motivasyonlu oluyor, et, evet, evet. Olmasını haklısınız. sağlıyor, haklısınız. ilham veriyor. Peki bu sektöre yönelmeniz nasıl oldu? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? E, hayır, şöyle ki e, aslında seçme sebebimizi ya da e, sektöre giriş sebebimizi şöyle ifade edebilirim. Ee, biliyorsunuz ki doğal e, gaz temiz yakıt olarak Türkiye'ye e, ilk başta Ankara'da girdi. Ee, Ankara'da bir takım altyapılar yapılar yapıldığında e, İstanbul'un bu kalabalık e, veya çevre kirliliğinden dolayı e, çok ciddi altyapılara İstanbul'da da başlandı. E, bu aslında 1992-1996 yılları arasında gerçekleşen bir olaydı. Ee, hemen hemen bizim mezuniyetime de denk gelen bir e, dönemdi bu. Ee, bizim gibi sektörde olan tüm, e, mekanik sektörde olan tüm Hı -hı. E, rakip demeyeyim ama Hı -hı. kuruluşlarımızın e, bizler de dahil olmak üzere e, hemen hemen hikayesi aynıdır. Hı -hı. E, i̇lk başta doğalgaz için e, bir yapılanma gerekiyordu. E, ehil mühendislik firmalarına evet. ihtiyaç vardı. E, bu firmaların kurulması e, ve e, bu tarz işlerin e, sağlıklı yapılması için bir takım, e, nasıl diyeyim, e, dediğim gibi elit mühendislik firmalarının oluşması gerekiyordu. Kesinlikle. Biz de aslında bu… Yani yetkin işi bilen, Yetkin, değil mi? yetki belgesine sahip. Hı -hı. Hatta evet. şöyle söyleyebilirim, Hı -hı. E, bizim yetki belgemiz 235 no'ludur. Hı -hı. E, şu anda takribi 3500'ün üzerinde İstanbul'da firma var, öyle düşünün. Ee, dolayısıyla ilk firmalardan bir tanesiyiz bu yetkinlik Neyse. belgesini alan evet. ee, ve zaman sonra da e, bu yetkinliklerimizi e, üstüne kata kata e, belli bir noktaya geldik. Hala Harika. sektörde e, öncü firmalardan bir tanesi olmaktan da gurur duyuyoruz açıkçası. Çok güzel. Daha nice başarılar. daha iyi olsun. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı olarak bahsetmek ister misiniz? Tabii ki, tabii ki. Şimdi e, bahsettiğim gibi doğalgazla e, başlayan bu sektör e, yeni enerjileri ortaya çıkarttığı için bunun yanında e, gelişen teknolojiye de uyum sağlayan bir takım e, altyapıları da e, artık bu mühendislik bir firmalarının e, uygulamaya koyması, işte yetkinliklerinin daha e, gelişmesi e, gerektiğini e, ortaya çıkarttı. E, bu noktada bizler... Ee, aslında bir e, ben bunu biraz insan e, e, nasıl diyeyim insan anatomisinden bahsetmek Hı -hı. istiyorum Tabiri caizse ee, benzerlikleri var benzerlikleri var şöyle ifade etmek daha mantıklı olur hani e, mekanik tesisat nedir Hı -hı. E, anlamında soracaksanız Hı -hı. E, insanın e, iskeletini bir yapı olarak düşünecek evet. olursanız iç organlarını yani Hı -hı. damarları kalbi ve diğer organları Hı -hı. da e, o yaşamın idare edebilmesi için gerekli Hı -hı. olan ekipmanlar olarak düşünün Hı -hı. lütfen. İşte bizler de binalardaki Hı -hı. E, tüm altyapıları yani e, ısıtma olmazsa olmazlardan, tabii. ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi hitesizat, e, deşarj, e, atık su hattı gibi bir takım e, altyapıları e, tasarım e, binanın uygunluğuna göre tabii tasarım ve e, uygulamasını e, yapıyoruz. Kısacası e, sektörümüzde mekanik tesisat yani aslında makine tesisat diye geçen ama güncel olarak mekanik tesisat anlamında Hı. kullanılan e, sektörümüzde e, iklimlendirme ve konfor şartlarınızı sağlıyoruz. E, bunun için de e, bir takım e, daha doğrusu e, ihtiyacınıza göre... Tabii. E, yani binanın ihtiyacına göre yani yükleniciliğimlendirme gibi Evet, evet. İhtiyaca durumda. göre bütün altyapıları yapabilme kabiliyetimiz var. Keza bu sadece konut olarak düşünmeyin lütfen. Hı. Bir işletme olabilir, fabrika olabilir. Keza bizim de çok ciddi referanslarımız var. Çünkü 30 yılı aşkın bir süredir sektördeyiz. Özellikle kimya fabrikaları, kozmetik fabrikaları, tekstil fabrikaları, tarihi eserlerin altyapılarının korunarak tesisatlarının yapılması gibi birçok projeye imza attık aslında. Çok tebrikler. Peki geleceğe dair firmanızın vizyonundan, hedeflerinden bahseder misiniz? Tabii ki, tabii ki. Şimdi e, bizim aslında e, hedefimiz <laughs> enerjini korunması yasasına çok önem veriyoruz. E, yeni konsept olarak günümüzde e, malumunuz bildiğiniz gibi e, bir takım fosil atıkların, ...oluşması çevremize ve evet. e, tabiata çok ciddi zarar veriyor. Evet. E, yani kısacası vizyonumuz aslında e, sıfır atık. Hı hı. Çevreyi duyarlı. Evet. Karbon salınımının az oluyan projelerinde hı hı. E, yer almak istemişimiz. Hı hı. Bunları uygulayabilme kabiliyetimiz. E, ülkemizde güneş enerjisiyle ilgili çok ciddi bir potansiyel var aslında. Onu gündeme getirip o altyapılarda e, çalışmalarımız da oluyor, olmuyor değil... E, İlk kurulum aşamalarımızda bile biz aslında e, bireysel konutlarda, villa tarzı konutlarda e, güneş enerjisini uygulayan tek firmalardan bir tanesiyiz evet, aslında. Güzel. O zamanlar bireysel e, uygulamalar için söylüyorum. Evet. Şimdi artık bu, bu sarayın kayıyor. Hı -hı. İşte devlet teşvikleri var biliyorsunuz. Evet. E, güneşten aldığınız enerjiyi tekrar geri çevirebiliyorsunuz. Bir şekilde satabiliyorsunuz, depolayabiliyorsunuz. E, vizyonumuz olarak aslında... E, Karbon salınımını tamamıyla e, indirebilecek, yenilenebilir enerjilere hı hı. E, destek verebilecek altyapılara her zaman için e, dediğim gibi destek vermek istiyoruz aslında. Yani e, Bu da e, firmamızın e, vizyonlarından bir tanesi aslında ama şu anda en önemli e, noktamız bu. Çok güzel. Ülkemiz de Paris İklim Sözleşmesi ve Kyoto evet, Protokolü'nü evet. imzalayarak evet. karbon salımını azaltmak üzere taahhütlerde bulundu. Söylediğiniz gibi bu güneş enerjisi son derece önemli, rüzgar enerjisi. Ülkemizde müsait yani daha verimli kullanılabilir. Kesinlikle, kesinlikle. Bunu kullanmalı, ee, değerlendirmeliyiz. Dediğim gibi ülkemiz çok ö, özel bir konumda. Evet. E, Sektör olarak da çok ataktayız aslında. Ama çok birazcık güzel. daha teşviğe ihtiyacımız var galiba. Evet yani biraz daha destek verilirse, destek verilirse teşvik çok olursa çok daha çok daha, daha uygun olacak. Daha büyük yatırımlar kesinlikle hayata kesinlikle. geçirilmiş olacak. Ee, yani ilk başta verdiğim örnekte doğalgazın <laughs> pardon, doğalgazın e, ülkemize girmesiyle hava kirliliğinin ne kadar Tabii, e, farklı etkiledim. bir noktaya geldiğini tahmin ediyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla şimdi yakıt türevlerinin içinde en temizi doğalgaz olmasına rağmen Hı. E, yenilenebilir enerjilerde Hiç yok. vazgeçmek olmamalı evet, yani, yani mutlaka e, desteği ihtiyaç var. Ne kadar kullansak o kadar iyi bizim için evet, değil mi? alternatif evet, enerjiler. Çok güzel. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? E, aslında var. E, şöyle, e, ben aslında iş ve meslek uyumunun çok önemli olduğunu düşünüyorum Resine Hanım. E, bir iki e, şey söylemek istiyorum. E, bizim inşaat sektöründe, malum inşaat sektörü işimiz bizim. E, biz inşaat sektöründe, inşaat işlerinde mekanik tesisat da yapsak e, bir adrenalin salgılıyoruz nedense. Tabii yani e, çok ciddi bir aksiyondur inşaat işi. Kesinlikle. Her ne yani kadar çok program da etkileniyor tabii her şey ekonomik durumdan. Evet, evet. E, her ne kadar e, programlı da gitseniz mutlaka bir aksiyon yaşıyorsunuz. Bak. Dolayısıyla burada e, e, iş ve işçi sağlığı güvenliği çok önemli. E, güvenliği çok çok önemli bana Kesinlikle. göre. Kesinlikle. biz bu konuda e, çok özeliz. Çok e, sektörde ayakta kalan firmaların e, da olduğu gibi yani evet. hani hiçbir firma için şöyledir böyledir diyemem. Bu gerçekten çok önemli bir çok nokta. Önemli. Çünkü ülkemizde iş kazaları da çok yüksek. İnanılmaz Nesrin Hanım. Şöyle ki, korkunç yani, Şöyle korkunç ki evet, bu radyo ve TV spotlarında da evet. e, kamu spotlarında belirtildiği evet. gibi gerçekten e, literatürlere geçmiş 15 saniyede bir ciddi ağır yaralanmalı, e, hafif yaralanmalı, hatta tırnak içinde yani söylemek istemiyorum ama ölümlü kazalar evet. meydana geliyor. Çok e, bunun için hani İSG uzmanlarıyla çok ciddi bir şekilde. Hem çalışanlarımız, hı hı. hem yükleniciler, hem de e, işverenler bilgilendirilmeli diye düşünüyorum. E, hani bunun dönüşü yok. Kesinlikle. Dönüşü çok yok. Bu büyük çok sorumluluk, önemli sorumluluk nokta. bu. Yani e, bu konuda herhangi bir şey yani bütçe kısıtlamasına gitmemek lazım. Tabii ki. Ne gerekiyorsa yapmak lazım. Evet. İnsan hayatı söz konusu. Evet. 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 Ee, onun için hani e, e, bazı durumlar oluyor. Mesela şantiyeye sokulamıyorsunuz. Hani bir, e, bir hatanız varsa sizi o gün şantiyeye almayabiliyor. Evraklarınızı tam olmadan almayabiliyor. E, bir de tabii çalışanların yanında olan formenlerimizin ve mühendis arkadaşlarımızın e, yetkin olması çok önemli. Bu konuda çok özel eğitimleri var, sertifikaları var. Keza onlar için e, zaten hani e, onlara da Firma adına çalışanlarıma da çok teşekkür etmek istiyorum. 30 yıldır tek bir yürek oldular. Ne güzel. Bizi e, her zaman sırtladılar. hiç Şükürler olsun şu ana kadar Harika. hiçbir sıkıntımız yok. E, ama hani bu tarz şeylere de önem vermek gerekiyor gibi gözüküyor. E, eğer vaktimiz varsa ben çok ufak Buyurun. bir şey daha bahsetmek istiyorum. E, malum çok ciddi bir e, sıkıntı yaşadık. Yani e, hem deprem bölgesindeyiz hem de e, deprem yaşadığımız e, illerimizin kayıplarımız, can kayıplarımız. Şimdi bu o, konudan dolayı ister istemez bir takım şartnameler, işte e, bina şartnameleri, bina yönetmelikleri tekrar gündeme geldi. Evet. E, aslında gündemde olan bir şeydi ama evet. tekrar Hı -hı. canlandı. Şimdi e, ben sektörümle ilgili bir şey söylemek istiyorum. E, maalesef ki e, ülkemizde mekanik e, tesisat Sistemlerini koruyacak bir yani depremde koruyacak sismik bir alt yapı çalışması yok. Evet. Böyle bir şartname böyle bir yönetmelik yok. E, bu uluslararası bir e, yönetmelik hı hı. E, aslında. Hı hı. E, Türkiye'de de uyarlanması gerektiğini düşünüyorum. E, şartnamelerde her disiplinde e, nasıl bir e, sözleşme şartnamesi varsa e, mekanik ekipmanlar içinde bir e, teknik şartname hazırlanmalı ve bunların her bir ihale dosyasında oluşturulması lazım diye düşünüyorum. E, bütün oda ve kurumlara aslında bunu çağrıyı yapmak istiyorum. Çünkü şöyle düşünün, hani depreme nerede yakalanacağımız belli değil. Evet. E, yani iş yerinizdesiniz, e, farkında değilsiniz ama belki başınızın üzerinde 150 kilogram ağırlığında çok ciddi bir evet. mekanik ekipman var. Yani bu mekanik ekipmanın deprem sırasında binanız sağlam olsa dair. Evet nasıl bir e, konumda kalacağını, o saportundan kopup Tabii. nasıl bir hareket edeceğini tahmin edemezsiniz. Kesinlikle. E, dolayısıyla bu tarz bu. bu tarz bu tarz şartnamelere de Hı -hı. E, yer verilmesinin evet. önemini e, belirtmek Kesinlikle. istiyorum. Evet, Sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. Fakat programımızın sonuna geldik. Öyle mi? Bu katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.